Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Thumma elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz muhlisler, kadirdan vatandaşlar, mumun musulman akuka, opa singil biraderler. Sizlerge Mekke-tül Mükerreme'den duayı selamlar. Uzbekistan hacıları Mufti Hazret Bahçelikleri'de hac emellerige sanaklık küller kalır iken her tamallama hem ruhen hem cismanen tayyar türüptüler. Kündelik namazlarge haram-ı şerifke barık gelmektedir. Allah Teala aldığımızda turgan bu hacni özü bizge asan eylesin ve özü bizden kabul eylesin. Hacı mebrur, hacı ekber eylesin. Cümle bu tuprağlarına kelemen degen bendelerge Allah Teala bu mübarek maskenlerini ziyaret eyleşti, nasip kılsın. Adette Kâbetullah'ı kegen bende dünyadan üzüledi. Özü adette sefer kılış maktaladı dinimizde. Çünkü onun faydaları yok. Sefer kılırken de insan öz şehreden, öz memleketten samaliyatta uçar iken öz şehri, öz memleketteki teşvişleri o bilen koşulu uçmaydı. Teşvişler devletteki, şehirdeki mesuliyetler o bilen belki uçmaydı, kaladı. Şunun için insan seferde dem oladı ve seferde köpünce özde ihtiyaç sezadı. Hacılar Kabe etrafında namaz okuşarkenler dünya hacıları Katar'ı Özbekistan'ımız hacıları hem dünyadan diğerlik üzülgenler. Fakat Rabbilerine müracaat ve münacat kılışıp ibadetini ihlasla ada etmektedir. Zira bizden talep kılın gene hemen şu. Lekin bana iki gün buldu ki hatta Kabe'ni altı tursak hem hatta Mescid-i Haram'da her bir rekaatiga 100.000 rekaat savab bitirişi anık bu turgan joyda hem Özbekistan hacilerde halavat yok. Vatanda bo'layotgan işler hususan Qoraqalpoqdagi işler, Nukus şehirdeki bo'layotgan bazı vakıya hadiseler yurtumuz hacilerini hem befarq qoldirmayapti. Elbette Mufti Hazret Bahşirlerde hacilerimiz dualar kılıçtı ve kılmaqtılar. Yurt tinçliğini sorab, vatan ravnaqını sorab dualar kılmaqtamız. Lekin şu yurtnin farzandı olarak, şu memleketnin sevgisini muddao qiluvchi sifatda biz bu voqealarga albatta befarq qarab tura olmaymiz. Va kechasidan shu narsani o'yladim. Ertalab bomdodni o'qidik jamoat bilan haramda va nonushta mahalda do'stlar bilan vatan haqida gaplashib suhbatlashdik va bo'layotgan bu ishlar bizni istirofga solayotganligi shundoq so'zimizdan bilinib turardi. Va şu sözler, şu gaplar, şu hadis-i şerif hayalimize geldi. Şunu sizlerge aynıysa Qoraqalpog'istondagi aziz Qoraqalpoq og'aynlarga bu nesillerini bir musulman birodari sıfatta, bir vatandaşı sıfatta aytmoqchiman. Büyük vatandaşımız İmam Tirmiziy rahimahullah özlerinin sünnelerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şeriflerini Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayette keltirgenler. Bu şey hadis şerifte Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki Ekthiru zikra hazimil lezzati. Ekthiru zikra hazimil lezzati. Yani lezzetlerini hazım kılıp yuvarlayanını zikrini köp kılınlar. Dediler.
Ya'ni bu yerdagi lazzatlarni hazm qiluvchidan murod o'lim. Hadis sharifda o'lim so'zi kelmayotgan bo'lsa-da, payg'ambar alayhisalom shunga ishora qilib uning sifatlarini bayon qildilar. Lazzatlarni hazm qilib yuboradigan o'limni ko'p eslanglar demoqdilar. Azizlar, shariat islom nimaga buyursa, uning zamirida insonlarning manfaati yotadi. Shariat islom bizni nimadan qaytarsa, yana o'shani zamirida o'zimizning manfaatimiz bor. Mana hozir eshitdingiz. Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi va sallam o'lim mavzusini ko'p qilishimizni buyurmoqdilar. Xo'p, bunda nima manfaat bor? Odatda o'limni eslagan banda mahzum bo'lib qoladi. O'lim mavzusi zikr qilinganda yosh u qarining, boy u kambag'alning, erkak u ayolning tashvishi bir bo'lib qoladi. O'lim zikr qilinganda orzu havaslar to'xtab qoladi. Shunchalik bu mavzuni eslab mahzun bo'lish kerakmi? Uning o'rniga dunyoni 5 kunlik hoyi havasda o'tkazib, o'ynab kulib o'tkazsak bo'lmaydimi deydi nafsimiz. Ammo shariat islom javob beradiki, o'limni eslashda bandaga ko'p manfaat bor. Eng birinchi manfaati banda o'zining o'lishini unutmaydi. Ya'ni bandaligini esdan chiqarmaydi. Banda qachonki bandaligini unutsa, bilasizmi nima bo'ladi? Banda bandaligini unutganda darhol xato qiladi. Darhol jinoyat qiladi. Darhol ma'siyatga, gunohga qo'l uradi. Yoki siz o'ylaysizki, o'g'irlik qilayotgan o'g'ri o'g'irlik chog'ida o'limni eslayotgan bo'ladimi? Poraga qo'l uzatayotgan poraxo'r asla o'limni xayoliga keltirmaydi shu mahalda. Agar o'limni eslaganda edi, poradan qo'rqqan bo'lardi, haromdan hazar qilgan bo'lardi. Endi tushungandirsiz iddaomni. Bu aslida mening iddaom emas, bu dinimizning iddaosi. O'limni eslab turish aynan mana shu e'tiqod kerak bo'lsa jamiyatda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha eng katta omil bo'ladi. O'limni ko'p eslab turgan odam korrupsiyaga yo'l qo'ymaydi. O'limni eslab turgan odam zinoga yurmaydi, o'g'irlikka bormaydi, birovning dilini og'ritmaydi, gunoh qilmaydi. O'limni eslab turgan banda Robbisining qarshisiga chiqishini his qiladi va shunga tayyorgarlik ko'radi. Bu his, bu e'tiqod aslida har bir musulmonda hamma vaqt bo'lishi kerak. Ayniqsa fitna avj olib, kim haq, kim nohaqligi bilinmaydigan sifatga ega bo'lgan fitna mahalda musulmon odam o'limni eslasin. Men bu nasihatni avvalambor o'zimga qilaman. Va har bir meni eshitayotgan Qoraqalpoqdagi do'stlarimizga, Qoraqalpoq oilalarimizga, har bir vatandoshimizga, har bir meni tilimni tushunayotgan musulmonga bu nasihatni ilqo qilaman. Ya'ni havola qilamanki, har qanday holatda o'limni eslang. Bu dunyoni obod qilishga buyurilganmiz. Bu dunyoni sevgisida bizda bo'ladi. Ammo nima uchun? Oxirat sevgisi uchun. Oxiratni obod qilishga bu dunyoni obod bo'lishi andoza bo'lishi kerak. Alloh taolo har bir odamga bu his tuyg'uni qo'shib yaratgan. Sayyidimiz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytganlarki, agar vatan sevgisi tuyg'usi bo'lmaganda edi, shaharlar xarob bo'lgan bo'lardi. Modomiki vatan sevgisi tuyg'usi bor ekan, shaharlar obod bo'ladi. Mamlakat obod bo'ladi. Modomiki inson o'zining shaxsiy ehtiyojidan jamiyatning ehtiyojini yuqori qo'ymas ekan, uning vatan sevgisi iddaosi yolg'on bo'ladi. Ha. Modomiki inson o'zining shaxsiy manfaatidan jamiyatning, davlatning manfaatini ustun qo'ymaguncha, u inson yashayotgan jamiyatda korrupsiya yo'qolmaydi. Poraxo'rlik to'xtamaydi. Zulm to'xtamaydi. Bu har qanday jamiyatga nisbatan tegishli narsa. O'limni his qilib turgan banda avvalo keskinlikka yo'l qo'ymas ekan.
Her kanda fitne çıkan mahalde taşkardan tasir buladı mı, içkardan tasir buladı mı? Galayonga, kozgalonga, yoki nokanuni mitinglarga chaqiriqlar bo'lganda banda o'limni eslasin ekan. Axir har bir inson nima gapni gapirmasin, nima qarorga kelmasin, nima amal undan sodir bo'lmasin, yo o'ziga shu amal so'zi foyda bo'ladi, yoki o'ziga zarar bo'ladi. Biz hammamiz ne'mat shukri haqida ma'lumotga egamiz. Ne'matga shukr qilinadi. Shukr ne'matni ziyoda qiladi. Lekin hammamizda ne'matni muhofaza qilish tushunchasi bormi? Ha azizlar, ne'mat himoya qilinadi. Ne'mat qo'riqlanadi. Ne'mat muhofaza qilinadi. Istiqlol ne'mati. Tinchlik, xotirjamlik ne'mati. Ittifoqlik, jipslik ne'mati. Bir mamlakat, bir vatan bo'lish ne'mati. O'z tarixiga ega bo'lish, o'z milliy qadriyatlariga molik bo'lish ne'mati himoya qilinadigan ne'matdir. Fitnalardan ogoh bo'laylikki, aynan mana shu mamlakatchilik, vatan idorasi, xalq tarixi va qadriyatiga daxil bo'ladigan mahalda har kim o'z boshiga ish ko'rishi, o'z boshiga qaror berishi to'g'ri bo'lmaydi. Aslida musulmon odamning fitna mahallidagi manzilasi uyda jim o'tirishidir. Chunki shu jamiyat va shu mamlakatning o'zining jonkuyarlari yoki mas'ullari bo'ladi va ularga bu mahalda bu narsa topshirilishi kerak. Yana so'zimning oxirida o'zimni ham va meni tinglayotgan har bir birodarimizni ham Payg'ambar alayhissalomning tavsiyalariga chaqirib qolaman. Payg'ambar alayhissalom bekorga bu tavsiyani qilmadilar. Lazzatlarni hazm qiladigan o'limning zikrini ko'p qilinglar. Ha, ayniqsa biz tushunmay qolgan vaziyatlarda, go'yoki bizga jabr bo'layotgandek ko'ringan vaziyatlarda, nima qaror berishga ikkilanib qolgan vaziyatlarda o'limni eslang. Biz bu dunyoga abadiy kelmadik. Bu dunyo oxiratdagi manzilimizni aniqlab beradigan bir maydon va makondir. Mana shu makon va maydonni obod qilish musulmonning vazifasi, uni asla xarob qilmang. Vataningizni xarob qilmoqchi bo'lganlarga qo'yib bermang. Fitna urug'ini sochayotganlarning ta'siriga tushmang, aziz do'stlar. Allohul musta'an albatta. Suyanadigan zot Parvardigor olam. Biz O'zbekiston hojilari hammamiz ko'paylashib turib, mana bir necha kundan beri bo'layotgan bu ishlar tinchini so'rab Parvardigor olamga duo qilamiz. Alloh taolo albatta ko'ngliga mas'uliyat solgan bandalar o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rishlarini muvaffaq qiladi. Davlat rahbarining voqea joyiga darhol borishlarini o'zi xalqimizni xotirjam qildi. Haqiqiy liderlik, haqiqiy rahbarlik mana shunday bo'ladi. Eng keskin vaqtda chora beradigan qaror chiqara bilish. Parvardigor olamning o'zi bu borada ularni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Tinchimizni ziyoda qilsin. Qoraqalpoq ham yana inshaalloh gullab yashnaydi. Zotan O'zbekiston gullab yashnamoqda. Qoraqalpoq ham xuddi shunday gullab yashnaydi. Parvardigor olam tinchimizni bardavom aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Parvardigor olam duolar beshak qabul bo'lgan ushbu muqaddas tuproqlarda Ka'batullohning yonida va uning qarshisida ey butun borliqning hojasi bo'lgan mehribon Robbimiz, o'zingga duoga qo'l ochib duo qilib so'rayapmizki, gunohlarimizni afv ayla. Parvardigor olam, vatanimizni tinchligini barqaror va bardavom ayla. Xususan Nukus shahrida bo'lib turgan bu ishlar, bu hodisalarda o'zing haqiqat va aniqlik yo'lini bizga ato etgin. Tushunmayotganlarga, adashayotganlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgin.
Ya Rabbi, ya Rabbi, bizi aramızda fitne uruğunu sıkıyorduklarla, bizim bu halatımızı, tinçimizi istemiyorduklarla özün kifaya kılgın. Özün vatanımızı, halkımızı, dinimizi, en kımmet ve havayiliğimiz bugün adamlarımızı, halkımızı, rehberimizi, özün asra, ey perverdigar alam, cümleden hacilerimiz, bu vatanımız hakkı yıkılırken dualarını özün icabat kıl. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin, bir rahmetke ya rahman rahim.